Ya yargıda yoksunuz, yasamada da yoksunuz. Yürütmeye bakıyorsunuz, yani icraya. Bakanınız yok, müsteşarınız yok, müdürünüz yok ciddi. İşte 130 tane müdürden sadece 2-3 tanesini göstermelik seçmişler. Onun dışında müdürünüz yok. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türk kökenli vatandaşların yasama, yürütme ve yargı organlarında temsil edilmediğini haber kritikte değerlendirdi. Arıklı, Türkiye kökenli vatandaşların hakim ve savcı yapılmamasındaki otoritenin Yüksek Adliye Kurulu olduğunu, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Türkiye kökenli bir vatandaşın savcı yapılması yönündeki kararını imzalamadığı iddiasını da ortaya attı. Hakim ve savcı yapılmamasındaki o merci kim? Hangi otorite? Yani Yüksek Adliye Kurulu. Gidip onlara soracaksınız. Bana niye Yüksek soracaksınız? Adliye Kurulu mu? Evet, Yani Türkiye kökenlileri sadece avukat olmalarına izin verir ama hakim savcı olmasına izin vermiyor. Bildiğim kadarıyla bir arkadaş savcı olarak önerildi. Onu da Sayın Cumhurbaşkanı imzalamamıştı. Öyle bir şey hatırlıyorum. Yeterli mi gelmediği için imzalamadı acaba? Onu yani da yanlış anlaşılır diye imzalamamış. O konuda çok detaylarını bilmiyorum. Arıklı, biz de KKTC vatandaşıyız. En az biz de devletin yönetimine talep olma hakkımız var ifadelerini kullandı. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimliği taşıyan insanlarız. En az bu arkadaşımız kadar bu devletin yönetimine talep olma hakkımız var. Siyasi parti kurma hakkımız var. Ben sıkıntılardan bahsediyorum. Bana kalkıp bu sıkıntılarla ilgili cevap vermesini tavsiye ediyorum veya bekliyorum. Yargıda niçin hakim veya savcı Türkiye kökenli insan olmadığı sorusunun cevabını istiyorum.